Herkese merhaba değerli dostlar. Bağfaş'la ilgili teknik ve takas analizi gerçekleştireceğiz. Son dönemdeki pazar değişikliği ve gübre fabrikalarını bekleyen önemli faaliyet durumlarından bahsedeceğiz. Belki duymuşsunuzdur, geçtiğimiz haftalarda gübre faaliyetlerinin yurt dışındaki satışlarıyla ilgili bazı sınırlamalar getirilmeye çalışılmakta. Önümüzdeki dönemde gübre konusunda sıkıntı beklenmekte piyasada. Bu yüzden ihracat oranlarının birazcık aşağı doğru çekilip, yani vergilerin falan arttırılma durumu olabilir, söz konusu olabilir. Hani iç pazara yönlendirilmeye çalışacak şirketler. Mevcut anlaşmalarından dolayı bu durumla ilgili sıkıntılarını hükümete bildirdiklerini e, duyduk ama henüz net bir haber bulunmamakta. Tabii siz şuradaki Kemal Bey'e özeldir yazısını merak ediyorsunuzdur. Kemal Bey YouTube kanalımın e, kapısında yatan ve sürekli Bağfaş'la ilgili değerlendirme isteyen e, bir üyemiz, değerli üyemiz. Onu da böyle deşifre etmek için buraya koydum. Kemal Bey bu video sizin için. Yani geri kalan üyeler lütfen videoyu terk ediniz. Şimdi şöyle devam edelim. 20 TL bölgesi şirketin biliyorsunuz alt pazara yükseldi. Önünde daha ana pazar ve yıldız pazar olacak. Önümüzdeki dönemdeki mahkeme durumuna göre daha doğrusu mahkeme şu an sonlanmış değil. Avukatın bir çıkarım elde ettiğinden dolayı mahkeme kararına alarak alt pazardan düzeltiyorum alt pazara, gözaltına alt pazarına çıkma talebinde bulunmuştu. Bu kabul edildi. Şimdi önümüzdeki dönemde e, yukarı yöndeki pazar e, geçişleri devam edecektir muhtemelen ama şu an için e, belli ki mahkemenin sürmesinden dolayı ufak bir pürüz daha devam ediyor. Şirketin biliyorsunuz bir bedelsiz e, durumu da vardı. Bu muhtemelen biraz beklemede kalacak gibi. Yeniden bir kap haberi bilgilendirmesi gelmedi. Şirket hissesinde bu konuda pek görüş bildirmeye çalışmayalım şu an. Ama şirketin üzerindeki o yoğun bulut şu an dağılmış durumda. Şirket hissesi son dönemde bu düşüşte epey mal toplamışlardı aşağıdan. Onları daha önceki e, BAFAŞ analizlerinde göstermiştik. Şimdi şirket hissesi için daha önce yazdığım bu grafikte hiç bozulma yapmadım. Yani düzenleme yapmadım daha doğrusu. 20 TL bölgesi bizim trend değişim noktamızdı ve bu bölge aşıldıktan sonra şirkette yaklaşık %20'lik bir net marj oluştuğunu gördük. Şirket şu anda bir yatay düşüş sergilese de gördüğünüz gibi 20 TL bölgesinde dengelenmiş gözüküyor. Buradan tekrar şirket hissesinin toparlanması ve yukarı yönde imelenmesi beklenir. Neden? Şirketimiz karlı bir şirketimiz ve sadece üzerindeki bu dumanından dolayı bir değer kaybı söz konusuydu. Ama genel itibariyle zaten şirket hissesinin 20 TL bölgesini yani geçen seneden beri destek olarak gördüğümüz için bu şirket hissesinde önümüzdeki dönemde yaklaşık %50'lik bir pay daha görüyorum ben açıkçası yukarı yönde. Mahkeme sonucunu da yine takip edeceğiz ama çok önemli bir bozulma kesinlikle beklemiyoruz. Şöyle takasları da kısaca vermek gerekirse son bir ay içinde 155 bin son 3 ay içinde de gördüğünüz gibi 420 bin lot toplanmış. Yani epey yatırımcıyı ee, şöyle sallamışlar. Güzel toplamışlar malı. Haftalıkta da baktığımız zaman e, Citibank'ın kısmi bir satışı bulunmakta ama çok önemseyecek bir lot değil ama yine iş yatırım ana toplayıcı. Gördüğünüz gibi onun topladığını görmekteyiz. Şunları atmış mıyım? Son 3 aydaki son 3 ayda gördüğünüz gibi Citibank'ın 148 bin lot satıldığını görmekteyiz ve bunun sadece az önce gösterdiğim gibi son ay içinde e, bunun sadece 50 bini zaten bu hafta içinde gerçekleşmiş satışı yatırım fonları ve emeklilik fonlarının karşıladığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi yatırım fonu da en iyi hakim ikinci ortak seviyesinde. Yani şirket hissesinde bu düşüşte epey mal toplamışlar piyasadan. Bafaş hissesi Aselsan gibi çok güvenilir bir şirket hala o özelliğini korumakta ve önümüzdeki dönemde kar potansiyeliyle beraber yükselişini yani adam akıllı bir yükseliş sergileyebilen bir şirket hissesi ve piyasalar çekilirken de kontrollü düşen şirket hissesi. Yani böyle tavan tavan gitmez, taban taban düşmez öyle bir senetti ama son dönemde böyle birazcık karmaşa kafanızı karıştırmasın. Yine eski düzenine bu üzerindeki bulut gidince düzelecektir. Şirket hissesinde 20 TL bölgesi kırılırsa ne olur? alt tarafta gördüğünüz gibi 17.5 seviyesine kadar kar satışının devam etmesi beklenir ama 20 TL üzerinde tutunduğu sürece bu şirkete güvenmek gerekiyor açıkçası. Yani kısa vadede şirket sitesi gördüğünüz gibi 22.80 bölgesi aklınızda bulunsun şurası 22.5 diyelim hatta uzantıları da saymayalım. 22.5 seviyesine kadar şirket hissesi tepki verebilir. Burası zaten çok uzak bir nokta değil. %8-%9'luk bir pay var. Bu bölgeye kadar yaklaşırsa şirket hissesinde alımların bu bölge üzerine daha da güçlenmesi beklenir. Yani şu bölgeye geçtiğinde artık 24'ü de geçmeye niyetlendiği ortaya çıkacaktır. Şirket hissesinde alıcıların birazcık daha kuvvetli olması beklenir ki Citibank'ın şu 24'ü gördükten sonraki kar satışı şirket hissesinde birazcık Dengelemeye çalışıldığı Fiyatı bulmaya e, itmiş şirket hissesini. Şu an 20 TL bölgesinde dengeli. Buradan yeniden toparlanma ihtimali söz konusu. Piyasamız güzel. Güzel olmayı da devam edecek. Önümüzdeki dönemde bilançolarda gelmeye başlayacak. Yani velhasıl well, şirket hissesinde şöyle şuraya şöyle iki tane e, çubuk çektiğimizde, yükselen trend çubuğu çektiğimizde şirketin hala yükselen trend e, desteğinden yukarı doğru dönmeye ramak kaldığını görmeniz mümkün. Şirket sesiyle ilgili tekrar değerlendirme yapacağız. Kemal Bey'i şöyle kaldıralım. Kusura bakmayın öyle takıldık ama ee, tekrar analizde buluşmak üzere. Bağfaş benim hala takibimde. Tekrar görüşürüz. İyi haftalar.